Eski binaların yapımında kullanılan asbest, gerekli önlemler alınmadan yapılan yıkımlarda kanser başta olmak üzere ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Bunun önüne geçmek için de İstanbul Bağcılar Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler zehirli binaları tek tek gezip tespit ediyor. Zemin döşemesi, priz, çatı katı, neredeyse binaların her köşesinde asbest görmek mümkün. Ama dikkat, asbest zehir saçıyor. Binalarda kullanılmış olan bir izolasyon malzemesidir. Eskiden binalarda asbest denen bir malzeme kullanılıyordu. Ancak çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği için 2010 yılında yasaklanmıştı. Bizler de şu anda Bağcılar'a geldik ve kentsel dönüşüme giren bir binada asbest testi yapacağız ekiplerle birlikte. Gelin hep birlikte bakalım. Ekipler müracaatını yaptıktan sonra mühendislerimiz geliyor, binada olası asbest bulunacak yerlerin tespitlerini yapıyor. O bölgelerden numuneler alınıyor. Laboratuvar şartlarında asbest olup olmadığı kontrol ediliyor. Hem ucuz hem de çok bulunan bir malzeme olduğu için neredeyse tüm yapılarda görmek mümkün. Ancak tehlikeden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zararın önüne geçmek için yıkım kararı verilen binalardan asbest raporu istiyor. Çok küçük zerrecikler halinde havada yayıldığı için bu akciğer kanserine sebebiyet veriyor. Zaten yasaklanmasının sebebi de budur. Çengel yapıda bir mineral olduğu için akciğerin zarına tutunuyor ve orada kansere sebebiyet veriyor. Asbest tespit edilen binalarda yıkım öncesi özel çalışma yapılıyor. Asbestten arındırılması için asbest söküm uzmanının nezaretinde asbestli malzemelerin her biri ayrı bir şekilde çıkartılıyor ve bertaraf tesisine gönderiliyor. Bertaraf tesisine teslim edildikten sonra biz asbestten arındırılmış olduğuna dair raporumuzu sunuyoruz.